Merhaba sevgili izleyiciler, Kasım ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu video Kasım ayının genel değerlendirmesidir. Tam 7 yıldır bildiğiniz gibi günlük, haftalık, aylık videolarımızı düzenli olarak burç burç hazırlıyoruz, yayınlıyoruz. Aylık videolarınızı da burcunuza ve yükselen burcunuza göre mutlaka izleyiniz. Evet, Kasım ayında bizi neler bekliyor? Güneş 22 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda olacak. Artık Akrep Burcu'ndan ayrılmaya hazırlanan Jüpiter, 8 Kasım'a kadar burcun son derecelerinde, 8 Kasım'dan sonra da Yay Burcu'na geçiş yapacak. 7 Kasım'da da Akrep Burcu'nun 15 derecesinde bir yeni ay doğuyor. Evet, tüm bu etkiler biraz daha bizi özellikle daha derin, daha ruhsal, daha manevi konulara doğru sürüklerken yaşamımızda da böyle bir arınma, bir ayıklama, bir düzenleme yapmamız konusunda teşvik edebilir. Son dönemlerde biliyorsunuz geçtiğimiz ay Venüs'ün Akrep Burcu'nda retro hareketi vardı. Bu ayda ayın 16'sına kadar Venüs retrosu devam edecek ama terazide olacak bu sefer. 16'sından sonra da ileri harekete dönecek. Demek ki sorgulamalarımızı daha çok ilişkiler alanında yapıyoruz. İlişkilerdeki denge arayışımız, özdeğer duygumuz, öz saygı duygumuz, sevme sevilme ihtiyaçlarımız, cinsellikle ilgili beklentilerimiz, dürtüsel tavırlarımız, içgüdülerimiz, yine ilişkilerdeki, işbirliklerindeki finansal paylaşımlarımız, para ve maddi alanlardaki değer yargılarımız, beklentilerimiz, tüm bunların sorgulandığı, gözden geçirildiği ve bunlarla ilgili önemli farkındalıklar yaşadığımız bir dönemdeyiz. Şimdi Akrep yeni ayı belki bunlarla ilgili son dokunuşları yapıp o Jüpiter'in de artık son vuruşlarıyla beraber hayatımızda bir arınma, ruhsal, bedensel, zihinsel bir arınma, bir şifa döneminde olabiliriz. Bizim için gerekli olanları hayatımızda tutup ya da hayatımızda katıp gereksiz olanları hayatımızdan çıkarabiliriz. Kendi karanlık yönlerimiz, gölge yanlarımızla da bir yüzleşme fırsatı olabilir. Çünkü Venüs bize bu potansiyeli verecek. 5 Kasım'dan sonra Venüs artık sabah yıldızı olarak doğmaya başlayacak ve Terazi Burcu'nda güçlü bir Venüs olacak. 15 Kasım'dan sonra da artık ileri harekete doğru dönüyor. Demek ki ilişkilerimizde artık bu sorgulamaların ardından ne isteyip ne istemediğimize bir karar vereceğiz. Ve kendimizi değerli hissedebileceğimiz, öz saygımızı güçlendirecek, değer yargılarımızın tam olarak ne olduğunu, ne istediğimizi belki karar vereceğiz. Ve artık hayatımıza daha doğru şeyleri, daha doğru değerleri, daha doğru ilişkileri de çekmeye başlayacağız. Ve ay ortasından sonra bunun için de olumlu koşullar oluşabilir. Tabii ki adalet, hak, hukuk, sosyal vicdan gibi konularda da bu ay özellikle Venüs Terazi Burcu'nda bu konulara da vurgu yapıyor. Buralarda da sorgulamalar olabileceği gibi buralarda da beklediğimiz bazı konulara yine ay ortasından itibaren kavuşabiliriz. Evet, Jüpiter 8'inden sonra Yay Burcu'na geçiyor ve 13 ay kalacak. Aralık 2019'a kadar Jüpiter Yay Burcu'nda olacak. Bununla ilgili aslında detaylı bir video hazırladım. Jüpiter Yay videomuzu da izleyebilirsiniz. Unutmayın lütfen. Jüpiter Yay Burcu'nda genel olarak çok güçlüdür. Çünkü kendi yönettiği bir burçtur. Kişisel ve toplumsal alanlarda hepimize mutlaka bir etkisi olur Jüpiter Yay Burcu'nun. Biraz daha iyimser yapacak bizi. Özgüvenimizi arttıracak. Cesaretimizi arttıracak. Geniş ufuklara daha fazla açılacağız. Bilgiyi arayışımız artacak. Yabancı kültürlere ilgimiz artabilir. Ve bununla ilgili hayatımıza olanaklar girebilir. Daha fazla seyahat etme imkanı, uluslararası her türlü iş imkanı, eğitim imkanı, akademik alanda gelişmeler, hukuksal alanda iyileşmeler, medya ve yayıncılıkla ilgili alanlar, turizm sektörü, uluslararası her türlü konu. Yani buralarda Jüpiter'in o genişletici, büyütücü, iyice enerjileriyle kişisel ve toplumsal olarak karşı karşıya olacağız. Nasıl, ne derece etkileneceğimiz tabii ki kişisel haritalarımızdaki potansiyellerle ilgili olacak. Daha fazla tabii yaylar birinci derecede etki alıyor. İşte koç burçları, aslan burçları, ateş burçları birinci derecede. Ve hava burçları, terazi burçları, ikizler burçları, kova burçları da ikinci derecede önemli, şanslı etkileri alabilirler bu süreçte. 12 yılda bir Jüpiter bir burcu ziyaret eder. En son 2007 yılında Jüpiter Yay Burcu'nda hareket etmişti. Evet, bu ayın hemen başında Merkür Yay Burcu'na geçiyor. Ayın 17'sine kadar Merkür Yay Burcu'nda. Yine zihinsel süreçlerimizde de biraz daha maceracıyız. Biraz daha böyle yeni girişimler konusunda istekliyiz, cesuruz.
daha filozofi bir tavır olabilir. Daha hani kültürel konular, inançlar, maneviyat gibi konulara odaklanabiliriz. Seyahat etme isteğimiz artabilir. Akademik ve hukuksal konularda faaliyetler artabilir. Ama Merkür Yay burcunda günlük hayatın detaylarına odaklanmada biraz zorlanır. O daha çok gelecekle ilgilidir. O nedenle günlük hayatın işlerinde daha dikkatli olmakta fayda var. Özellikle ayın 17'sinden sonra. Çünkü ayın 17'sinden sonra Merkür Retrosu başlıyor. Biliyoruz ki Merkür Retrolarında her zaman iletişim anlamında bir karmaşa yaşanabilir. Zihinsel süreçlerimiz bir yavaşlayabilir. Bunlara daha dikkatli, daha temkinli yaklaşacağız. Evet ve Mars. Mars ayın 16'sına kadar Kova Burcu'nda. Mars zaten 6 aydır Kova Burcu'nda. Yaz aylarında da retrosu vardı ve birçoğumuz bundan çok önemli etkiler aldı. Ayın 16'sına kadar Kova Burcu'nda ileri harekette güçlü bir Mars var. Bu da bizi özellikle ekip çalışmaları, organizasyonlar, grup çalışmaları, toplumsal işler, yine bilim, teknoloji gibi faaliyetlerde, sosyal işlerde başarılı kılıyor, aktif kılıyor. Enerjimizi güçlü, iyi bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Daha cesur, inisiyatif alabiliyoruz ama daha özgür olmak istiyoruz. Yani bireysel bir özgürlük verir Mars Kova Burcu'nda. Öyle kurallara, geleneklere, göreneklere bağlı olmak onu zorlayabilir. Özgür bir Mars var ama ayın 16'sından sonra Balık Burcu'na geçecek. Biraz daha duygusallaşacak, içe dönecek, daha pasif agresif bir hale gelecek. Hemen inisiyatif almakta zorlanabilir burada Mars. Enerjimizi bu dönemde bence duygusal dengemizi koruyabilmek adına daha ruhsal ve manevi çalışmalara ya da sanatsal işlere, yaratıcı çalışmalara, hobilere falan yönlendirebilirsek, sporla falan ilgilenebilirsek çok da yararlı olabilir. Ve ayın 22'sinden sonra Güneş artık Yay Burcu'na geçiyor. Geniş ufuklara daha fazla açılmaya başlıyoruz. Biraz o Akrep Burcu'nun derin duygularından, spiritüel enerjilerinden ayrılıp dışa yönelmek, özgürleşmek isteyeceğiz ve 23 Kasım'da da İkizler Burcu'nda Dolunay var. İletişimin çok yoğunlaştığı bir hafta bu hafta. 22 Kasım'la Kasım'ın sonuna kadar olan o Kasım'ın son haftası çok haber trafiği artabilir. İletişim artabilir, yoğunlaşabilir ama dikkatli etmek gerekiyor çünkü Jüpiter Güneş karşıtlığı var. Güneş Jüpiter kavuşumu etkinleşecek. Mars Balık Burcu'nda, İkizler Burcu'nda bir Dolunay çift yanlış şeyleri ortaya çıkarabilir. Yani değişken ve biraz agresif ve güvensiz koşullar oluşabilir. Her duyduğumuza inanmamamız gerekiyor mesela. Çünkü çok özgüvenli ve çok cesaretli tavırlarla mesela kendimiz için de bu söz konusu altından kalkamayacağımız sözler verebilir. Girişimlerde bulunabiliriz ya da bize söylenen, verilen her söze inanmayalım. Her şeye kanmayalım mesela. İkizler çünkü işte iki yüzlülük, dolandırıcılık falan bunlarla da alakalıdır. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Seyahat konularında, iletişim konularında, yine anlaşmalarda, sözleşmelerde imza atarken Merkür Retrosu olduğunda unutmayalım. Dikkatli hareket edeceğiz. Mümkünse zaten imza gibi konuları biraz ertelemekte fayda var. Yine her tür evrak işleri, gizli konuların çok ortaya da çıkabileceği bir süreç. Çünkü Mars Balık Burcu'nda. Hani bizden gizlenmiş olan bazı konular, bazı sözler, dedikodular, yazışmalar, herhangi bir şey kişisel veya toplumsal alanlarda birden ortaya çıkabilir, aydınlanabilir. Bunun da Jüpiter Güneş'le kavuşacağı için biraz aşırılıklara kaçan çok güçlü etkileri olabilir. Yani dürtüsel anlamda tepkilerimizi de kontrol etmekte zorlanabileceğimiz bir süreç. Fiziksel anlamda da solunum yolları, bağışıklık sistemi ile ilgili problemlerin artabileceği bir dönem. Havalar da biraz soğuyabilir. Değişken hava koşulları olabilir. Sağlık anlamına da dikkat etmekte, kendimize özen göstermekte fayda var sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, 2019 yılında acaba sizi neler bekliyor? Evet, 2019 yıllık videolarınız hazır. Ekrandaki resmi tıkladığınızda 2019 yıllık videolarınıza ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de izleyiniz. Hoşça kalın.